Temmuz ayını beklentilerin altında tamamlayan Bodrum'da Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Turizmciler bu hafta artmaya başlayan yerli turist sayısının bayram tatiliyle beraber zirve yapmasını bekliyor. Hava sıcaklığının bir haftadır 36 ile 39 derece arasında ölçüldüğü ilçede özellikle yabancı turistler gün boyunca denize girip güneşlenerek denizin ve tatilin tadını çıkarıyor. Geçen yıla göre sayısal olarak olmasa da yabancı turist profilindeki düşüş nedeniyle olumsuzluklar yaşayan ve Temmuz-Ağustos ayına denk gelen Ramazan ayı nedeniyle yerli turisten de umduğunu bulamayan Bodrumlu işletmeciler, bayram tatilinde yerli turist sayısında artış beklerken hazırlıklarını da günler öncesinden tamamladı. Turizmciler bayram tatilinde iç turizm hareketinden çok ümitli olduklarını ve sezondaki açıklarını bir ölçüde kapatmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Bodrum'daki bir restoran işletmecisi olan Mithat Özen, sezon başından bu yana hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, sezon başından beri hazırız. Sadece gelmelerini bekliyoruz. İyi bir bayram tatili geçirmeyi umut ediyoruz. İnşallah umduğumuz gibi gider. Çok dengesiz bir sezon yaşıyoruz. Hiç de iyi bir sezon değil bizim için, hem yerli hem de yabancı açısından. Bir iki belki Gezi Parkı olayları artı Ramazan etkisiyle belki bu dengesizliğin sebebi budur. Barlar Sokağı'nda bulunan bir mekanın işletmecisi olan Çetin Alınsa kötü bir sezon geçirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi. Kötü bir sezon başladı zaten. Bayrama iyi bir bayram geçeceğini, bayramın yoğun geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hazırlıklarımızı tamamladık. İşte Gezi olayları, artı Suriye'deki olaylar yurt dışında kötü bir imaj yaratmamıza neden oldu diye düşünüyorum. Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, her zaman olduğu gibi Bodrum Ramazan bayramı dolayısıyla anormal bir yoğunluk yaşar. Bu sene de aynı yoğunluğu yaşayacaktır. Çünkü talepler o yöndedir. Hatta şu andan bayram süresince yapılacak olan rezervasyonlar tükenmiştir veya çok az sayıda kalmıştır. Bodrum turizmini 2012 yılına göre değerlendiren Kavala şöyle konuştu. Genelde bir %1'lik bir artış var. 1 Ocak 20 Temmuz arasında genelde bir artış var. İç hatlarımızda %2'lik bir artış var. Dış hatlarımızdan gelen müşteri sayısı ise geçen senenin aşağı yukarı aynısı durumunda. Yalnız burada iç hatlarımızda benim dikkatimi çeken bir olay var. Daha büyük uçaklar hizmete girmişler. Dolayısıyla geçen seneden daha az uçak gelmesine rağmen daha fazla müşteriyi Bodrum'a getirmişler. Temmuz ayının yerli ve yabancı turist sayısı açısından sıkıntılı geçtiğini vurgulayan Kavala sözlerini şöyle tamamladı. Bu sene geçen seneki seviyede olmasına rağmen özellikle Ramazan aylarında gelen yabancı sayısının az olmasından dolayı, Türk müşterilerin de Ramazan dolayısıyla memleketlerine dönmesinden kaynaklanan bir boşluk geçti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAP Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise Ramazan bayramında Bodrumlu turizmcilerinin biraz nefes alacağını ifade ederek, Bodrum'da bütün gücüyle Ramazan sürecini bitirdi, bayrama hazırlanıyor. Şu anda öncelikle bayram herkes için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bizim turizm sektörü için de zannediyorum biraz daha ferahlayacağımız, doluluklarımızın daha iyi olacağı bir süreç. Yalnız Bodrum'un değil ülkenin ilginç bir süreç geçirdiğini ifade eden Gökbel şöyle dedi. Sezona çok iyi başladık. Ancak bazı ülkemizdeki bazı olaylar dışarıya o şekilde yansıtıldı ki o süreçte ileriye dönük rezervasyonlar durdu. Yani ahvah edeceğimiz kadar kötü bir şey değil. Artı ondan şu andaki süreçte de Mısır'daki olaylar, şunu da söyleyelim, Mısır'daki olaylar o tarafa yönlenecek turizm kitlesini de bizim tarafa çekme fırsatı da yaratıyor diyebilelim. Sonuçta biz umut işi yapıyoruz.
önümüzdeki aylara ait umarız çok daha iyi dolulukları yakalarız. Ramazan bayramı kendi içindeki, kendi özelliğiyle biraz iç piyasadayı durgun geçirdi. Ama bayram iç piyasanın oldukça canlanacağı bir şey, süreç. Bu otellerimizdeki doluluklardan da görülüyor.